son gelişmeleri aktaralım. İstanbul'u biliyorsunuz, sağanak yağış vurdu. Sağanak akşam saatlerinde etkili olmuştu ve bir anda bastırmıştı. Özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olduğunu ifade edelim. Maalesef İstanbul'daki sağanak yağışta iki kişi hayatını kaybetti. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini ifade edelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Kuvvetli sağanak İstanbul'u felç etti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Başakşehir ve Küçükçekmece'de biraz evvel de sizlerle paylaştığımız gibi maalesef iki kişi hayatını kaybetti. İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. TEM otoyolu Mahmut Bey mevkisinde yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda güçlükle ilerliyor. Onu da ifade edelim. İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulundu. Gül, motor kurye ve bunun gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul'daki sağanak yağışla ilgili şu an itibariyle yaşanan en son gelişmeler böyle. Sağanak yağışta maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız Başakşehir'de sel sularına kapıldı. Bir vatandaşımız da Küçükçekmece'de hayatını kaybetti. Bazı bölgelerinde de İstanbul'da sağanak yağışın etkili olduğunu ifade edelim. İşte gördüğünüz gibi görüntülerde araçların suya gömüldüğünü görüyoruz. Sürücüler ilerlemekte, bazı noktalarda hala güçlük çekiyorlar. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile bazı metro istasyonlarında su baskınları da meydana gelmiş durumda. İstanbul Valiliği dediğimiz gibi Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Davut Gül kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları şu dakika itibariyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'daki sağanak yağış bir anda bastırdı diyebiliriz. Çok kısa bir sürede bütün bunlar meydana geldi. Kentin kuzey bölgesinde başladı bu yağış. Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini ciddi oranda arttırdı. Sağanak nedeniyle yollar bir anda gördüğünüz gibi göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arnavutköy'de ve birçok iş yerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi şu an itibariyle sevk edilmiş durumda. Bölgeye diğer ilçelerden de itfaiye araçlarının gönderildiğini ifade edelim. Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. Hatta biraz önce Alkalı'da mahsur kalan o kişileri de ekrana getirmiştik. İlerleyemeyen bazı sürücüler emniyet şeridinde beklediler. Bazı vatandaşlar da araçlarını iterek kurtarmaya çalıştılar. Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekiler mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin de sevk edildiğinin bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Özellikle Başakşehir'de tabii anında müdahale edildiğini de söyledi. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'yla bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiştik. Olayın hemen ardından ilçede su baskınlarına neden olan kuvvetli sağanak yağışlarının ardından ekipler de sahadaki çalışmalarını sürdürüyor dedi belediye başkanı. Belediye de şu an itibariyle bazı komşularını misafir ediyor, servislerle evlerine kadar bırakıyor. O görüntüler de bir şekilde paylaşılmış oldu. Onu da sizlerle paylaşalım. Başakşehir çünkü Millet Kütüphanesi'nde mahsur kalan vatandaşlar vardı. Onlar da ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Peki ya Arnavutköy'de neler yaşandı? Arnavutköy'de de etkili yağış nedeniyle bir personel servis aracı suya gömüldü. Basamaklara kadar suyla dolan servis aracı ilerlemeyince önce itfaiye ekiplerine haber verildi. Ardından da Sent Pazarı'nda yağış nedeniyle daha fazla dayanamayan çadır tezgahların üzerine devroldu. Evet, canlı görüntüler sağ tarafta ekranlara geliyor. İhlas Haber Ajansı farkıyla sizlere, evet Halkalı burası, Halkalı'da kurtarılan vatandaşları sizlerle paylaşmış oluyoruz. Biraz önce de o görüntüleri paylaşmıştık. İşte şu an itibariyle İstanbul Halkalı'da
kurtarılan vatandaşlar, Halkalı Gümrüğü'nden kurtarılan vatandaşları da sizlerle paylaşıyoruz. Saatlerimiz tam 24'ü gösteriyor. Yeni güne girdik. Yeni güne girerken vatandaşların kurtarılma anını da canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Orada AFAD ekipleri var, itfaiye ekipleri var. Bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler var. Başakşehir'e bağlı ekipler var. Ve botlar da bir şekilde şu an itibariyle o sel sularına indiriliyor. Vatandaşlar aranıyor bir taraftan da. Adeta tüm noktalar teyakkuza geçmiş diyebiliriz. Yeni güne girdiğimiz şu dakikalarda Halkalı'da mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı o anları da sizlerle paylaşmış olduk. İstanbul Valiliği'nden maalesef o üzücü açıklamayı bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisini sizlerle dakikalar önce paylaşmıştık. Ümidimiz o ki inşallah o sayıda bir artış meydana gelmesin. Çok üzgünüz. Akşam saatlerinde meydana gelen bu olaydan sonra iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız Küçükçekmece'de sel sularına kapıldı. Bir vatandaşımız da İstanbul Başakşehir'de sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Görüntüler canlı olarak ekranlara geliyor. İlas Haber Ajansı kameraları kayıtta canlı olarak bizlere ulaştırıyor. Halkalı'da mahsur kalan vatandaşlar kurtarılıyor. Biraz önce iş makineleriyle kurtarılan insanları sizlerle paylaşmıştık. Bir taraftan da botlar o sel sularına indiriliyor. Ve acaba başka kalan var mıdır diye oradaki ekiplerde çalışmalarını bir şekilde devam ettiriyorlar. Günün en sıcak gelişmesiydi bu. Meteoroloji elbette ki uyarmıştı. Ama uyarılarından daha da fazla şiddetle yağdığını söylemek mümkün. Uzmanların da bunu söylediğini sizlerle paylaşmış olalım. İstanbul'un bazı noktalarında da sağanak yağışların ara ara devam edeceğiyle ilgili bilgiler var. İstanbul Valiliği de bu konuyla ilgili vatandaşları uyarmış durumda İstanbul'da. Dikkatli olmaları konusunda. Bizler de buradan o uyarımızı gerçekleştirelim. İşi olmayanlar lütfen sokaklara çıkmasınlar. Sokaklarda olanlar da bir an önce evlerine gitmenin yollarını arasınlar. İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak yağışının etkili olacağını ilerleyen dakikalarda da ifade etmiştik. Görüntüler şu an itibariyle Halkalı'dan canlı olarak ekranlara geliyor. Arnavutköy ve Başakşehir'de yağış nedeniyle yollar şu an itibariyle göle döndü. Çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyorlar. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Elbette ki gün ağardıktan sonra çok daha net o maddi kayıpları görme şansımız olacak. İnşallah bundan daha fazla can kaybı yaşamayız. Maalesef bu selde iki kişi hayatını kaybetmiş oldu.